Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, malum bildiğiniz üzere Mayıs ayını geride bırakıyoruz. Haziran ayına giriyoruz. Haziran ayındaki araba fiyatları ne olur, ne olabilir? Bunların üzerine biraz sohbet edelim. Bakalım neler bizleri bekliyor. Lütfen videomuzun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk olarak tabii ki de bizi en çok ilgilendiren döviz kurlarından bahsetmek istiyorum. Dolar ve euro kurlarından, bildiğiniz üzere arkadaşlar, rekor kırıldı. Geçtiğimiz hafta doların 8.60'ı gördüğünü söyleyebilirim. Euro zaten onları geçti. Tabii arkadaşlar, hal böyle olunca bunu da fırsata çevirmek isteyeceklerdir. Araç fiyatları konusunda bir zam gelebilir. Haziran ayında dikkatli olunması gerekiyor. Onu sizlere söyleyeyim. Çünkü döviz kurundaki artıştan dolayı biliyorsunuz her ay bir artış oluyor. Bu artışla beraber araçlara zam yapılıyor ve o artış miktarında değil de zamlar biraz daha fazla oluyor arkadaşlar. Bunu zaten her ay değerlendirmesini sizlere yapıyorum. Ben bu ayda yine açıkçası zamların olacağını düşünüyorum ama bir önceki aydaki de satış miktarlarını açıkçası çok merak ediyorum. Onu Haziran ayında göreceğiz. Çünkü bildiğiniz üzere bir tam kapanma vardı ve bu tam kapanmada açıkçası araç satışlarını etkiledi. Bakalım önümüzdeki ay göreceğiz satışlar ne durumda. Belki bu yüzden dediğim gibi bir çok fazla bir zam olmaz ama ya bu döviz kurunun şu anda artması kötü oldu arkadaşlar. Yani bir Haziran ayında bir artış olsaydı bence Haziran ayındaki fiyatların düştüğünü görebilirdik. Ama Haziran'a gelmeden döviz kurundaki artıştan dolayı bence bir tık daha araba fiyatları artabilir. Tabi bunu en net bir şekilde Haziran ayının başında göreceğiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar her ay kampanyalar devam ediyor. Sıfır faiz kampanyaları, belirli miktardaki faiz kampanyaları, indirimli fiyatlar gibi birçok kampanyalar devam ediyor. Bence Haziran ayında da bu devam edecek. Bildiğiniz üzere araç piyasası şu anda çok durgun arkadaşlar. Yani sıfır araç bulmakta zorlanıyorsunuz biliyorum. İkinci ele geldiğinizde ikinci el araç fiyatları zaten çok pahalı. Çok gereksiz fiyatlar ve ikinci el çok durgun arkadaşlar. Şu anda talebin ben yoğun olduğu alanları sizlere söyleyeyim. Malum bildiğiniz üzere yaz geliyor. Yaz geldiği için de herkes daha çok arazi araçlarına talebi arttırmış durumda. Ya daha çok ben bir arazi aracı alayım, işte dağa bayıra falan gideyim gibi bir düşünceler var. İşte karavan alayım. Biliyorsunuz yine salgın devam ediyor sonuçta. Bundan etkilenmek istemeyen insanlar tabii ki de olacaktır. Bu yüzden bunlara talepler çok arttı. Burada bir hareketlenme olabilir önümüzdeki aylarda. Tabii ki de araç fiyatlarındaki artış hareketliliği azaltıyor. Bunu arttırmak istiyorlarsa arkadaşlar tabii ki de indirime gitmek zorundalar. Çünkü talep azalırsa ellerinde araçlar kalacağı için bunları satmak isteyeceklerdir. Ama dediğim gibi sıfırda satışları şu anda merak ediyorum. Geçmiş olduğumuz ayda bakalım nasıl bir durumda. Dediğim gibi arkadaşlar bu işte en önemli şey arz talep meselesi. Arz talep meselesinde bir düşüş olursa işte o zaman araç fiyatlarında da indirim yapmak zorundalar. Çünkü satmak için amaçları arkadaşlar araç satmak bildiğiniz üzere. Satamadığı zaman o fiyata koymasının da bir manası kalmıyor. Gelelim arkadaşlar dediğim gibi araç fiyatlarında minimal artışlar olabilir. Ama tabii bunu en iyi Haziran ayının başında göreceğiz. İkinci elde de durumlar belli arkadaşlar. Araç fiyatları hala pahalı. Yani bir aracın bence sıfırı, örnek veriyorum 200 bin lira ise ikinci eli 170-180 bin lira olmaması gerekiyor o aracın. Yani o aracın ikinci elinin nereden baksanız bir yarı yarıya gibi bir miktarda düşmesi lazım. Ama maalesef ki şu anki piyasa şartlarında bunu söylemek mümkün değil. Araç fiyatları çok pahalı. Arkadaşlar size Egea'dan örnek vereceğim. Biliyorsunuz en çok Türkiye'de en çok satılan araba markalarından bir tanesi Fiat Egea. Bu araç arkadaşlar şu anda 150 bin liraya dayanmış durumda. Yani bu aracın 150 bin lira etmesi demek gerçekten alım gücümüzün çok düştüğünü gösterir. Niye diyeceksiniz? Bundan 2 yıl, 2,5 yıl öncesinde bildiğiniz üzere bir ÖTV indirimi yapıldı. O zaman bu araç ne kadara satılıyordu biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur tahminen. 69-65 bin liraya bu aracı alabiliyordunuz arkadaşlar. Ve o zaman bu aracı 0. 69-65 bin liraya alabiliyordunuz. Şimdi o aracın aynısının ikinci eli 120-110 bin liralardan konuşuluyor. Nereden baksın ikinci elde iki katı bir artış gözüküyor arkadaşlar. Bu mükemmel bir artış. Olmaması gereken bir artış açıkçası. Araç şu anda çok ihtiyaç arkadaşlar ama herkeste araç var mı? Herkes araç almak istiyor ama alabiliyor mu? Alım gücü var mı? Bunu tabii ki de sorgulamak gerekiyor. Bunu da her zaman söylüyorum. Araç fiyatları en hızlı şekilde ÖTV indirimiyle düşer. ÖTV indirimi gelirse araç fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağı indiğini görebiliriz. ÖTV indirimi illaki gelecektir arkadaşlar. Ama şu an mı? Tabii ki de hayır. Ben şu an gelmesini açıkçası beklemiyorum. Önümüzdeki dönemlerde
Bildiğin üzere 2018 yılında nasıl geldiyse yine bir ÖTV indiriminin ben geleceğini düşünüyorum. Çünkü bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bildiğin üzere Türkiye şartları her an her şey olabiliyor. Zam gelebiliyor, indirim gelebiliyor. Bir sabah bir uyanmışız, indirim gelmiş. Bir sabah bir uyanmışız, zam gelmiş. Onu dediğim gibi süreçler bizlere gösterecek. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Araba fiyatları hakkında. Yani gitgide artıyor biliyorum arkadaşlar. Sizin için alım gerçekten çok zor. Her şey çok pahalı. Araçlara da bu tabii ki de yansıyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar akaryakıta da zam geldi. 2 aylık 3 aylık bir tavan fiyat uygulaması vardı. 7.07 civarındaydı İstanbul'da benzin fiyatları. Şu anda arkadaşlar 50 kuruşluk 55 kuruşluk bir zam geldi. Bunu da tabii sorgulamak lazım. Çünkü araç alıyorsunuz ama aracı aldığınız zaman bitmiyor yani. Benzin, araç pahalı, benzin uygun olsa yine bir tık daha iyi olabilir arkadaşlar. Ama maalesef ki akaryakıt da çok pahalı. Bu da araç aldıktan sonraki işlemlerde alım gücümüzü biraz düşürüyor diyebilirim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere bu araçların artmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi pandemi oldu. Maalesef ki araçların üretilememesi oldu. Şimdi bir de çip krizi söyleniyor. Ondan dolayı da araç fiyatlarında artışlar maalesef gerçekleşiyor. Umarız o da kısa zamanda çözülür. Şu anda çok aşırı büyük bir sorun değil. Pandemi bitiyor arkadaşlar. Yavaştan normale dönüyoruz. Umarız en hızlı şekilde normale döneriz. Normale döndüğümüz zaman da ben araç konusunda, araç bulma konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çip krizi tabii bunun önüne geçmezse. O zaman da fiyatlar ve piyasanın yani canlanmasını, fiyatların da açıkçası düşmesini bekliyorum. Yani arkadaşlar bu nereye kadar çıkacak? Yani şöyle örnek vereyim. Mesela Fiat Egea 150 bin lira. Fiat Egea kaç olacak arkadaşlar? 500 bin lira mı olacak? 500 bin lira olsa bu aracı kim alacak? Kimse alamayacak. Ya bu araçların artık doruk noktasına ulaşmış olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani daha fazla ne kadar çıkartabilecekler? Ya da çıkıyorsa demek ki alınıyor mu diye bir algı acaba oluşuyor mu? Onu da düşünmek lazım. Yani biz bu fiyatları arttırıyoruz ama alıyorlar. Ya alıyorlarsa da arttırmaya devam ederim gibi bir düşünce de olabilir tabii. Böyle bir durumda da bunlar hep satış stratejisi arkadaşlar. Satılıyorsa daha pahalıya satmak istiyor. Satıcı bu aracı satabiliyorsa diyorsa ki ben bu aracı satıyorum. Daha pahalıya da satabilirim o zaman. Daha pahalıya satıp daha fazla kar elde etmek de isteyebilir tabii ki de. Bunlar da stratejiler dediğim gibi arkadaşlar. Biraz daha açıkçası taleple doğru orantılı bu araçlar. Evet arkadaşlar, bunlar benim naçizane görüşlerim tabii ki de. Araç alıp araç almamak o sizin kendi düşünceniz. Maddi durumunuzla alakalı naçizane sizlere fikir veriyorum. Sizlere yardımda bulunuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, sorularınız varsa da onları yorum kısmından yazabilirsiniz. Oradan elimden geldiğince sizlere yardımcı olabilirim. Hatta isterseniz bir gün bir canlı yayın yaparız. Araçlar hakkında konuşuruz. Yardım isteyen varsa, özellikle Fiat Egea konusunda, kendi aracım olduğu için söylüyorum, her şey konusunda sizlere elimden geldiğince de yardımcı olabilirim. O araca sahip olan varsa, diğer araçlar konusunda da bilgim yettiğince, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak isterim. Gerçekten biliyorum arkadaşlar, araç seçim yapmak çok zor araç alırken. Ben de çok zorlanmıştım. Çünkü bir kere alıyorsunuz, zor şartlarda alıyorsunuz. Almışken de iyisi olsun istiyorsunuz. Tabii ki de bu da sizin hakkınız. Dediğim gibi elimden geldiğince de sizlere yardımcı olmak isterim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Haziran ayı araç fiyatları hakkında genel bir sohbet ettik. Umarım faydalı, keyifli bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.